Evet, müştebayı alalım. Bugün rızıkla ilgili bir namaz, kuşluk vakti. Rızıklar dağıtılırken kuşluk namazı kılacağız. Kuşluk namazını Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam teheccüd namazına kalkamadığı günün ertesinde kılmıştır. Feteheccet bihi nafileten lek. Allah diyor ki nafile olarak farzın dışında teheccüde kalk diyor peygamberimize, kalkmak farz. Teheccüde o gün kalkamamış. Olur mu insanlık hali? Olur. Ama bize bir şey daha öğretiyor. Teheccüde kalkamadı. Ertesi gün diyor Hazreti Ayşe annemiz 4 ya da 8 rekat değişiyor, ihtilaflı. Kuşluk vaktinde bir namaz kıldı diyor. 8 rekat rivayetlerinden de anlıyoruz ki gece 8 rekat teheccüd kılıyor. Gündüz de kılamazsa, teheccüdü kılamadıysa gündüz sanki onu kaza edercesine kuşluk namazı kılıyor. Ama biz kuşluk namazını, Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Resulullah Efendimiz kıldığını gördükten sonra hiç terk etmedim. Onun vefatından sonra da hiç terk etmiyorum. Hazreti Ayşe annemiz kuşluk namazına devam etmiş. Şimdi bu kuşluk namazının bir de Gönenli Mehmet Efendi ile hikayesi var. Rızıkla ilgili. Burayı iyi dinleyin. Çok önemli. Diyor ki Gönenli Mehmet Efendi, Sultan Ahmet'e imam tayin oldum. Ben de onu orada çok dinledim. Vaazlarını, hutbelerini 80'li yıllarda öğrenciyken fakülteden gelir. Cuma'yı orada kılar, onu dinlerdik Emrullah hocamızla birlikte. Bir gün o, bir gün o sırayla vaaz ve hutbe okurlardı. Çok heybetli ve hararetliydi hoca, Gönenli Mehmet Efendi. Sıradan bir insana benzemezdi. Sıradan bir hoca değildi o. Farklıydı. Her yönüyle farklıydı. Tek başına bir koca vakıftı. Tek başına koskocaman bir ümmetti. Tek başına ümmetti Gönenli Mehmet. Allah rahmet eylesin. Reisül Kurra, daha sonra Reisül Kurra oldu. Bütün hafızların, karilerin, okuyucuların Türkiye'de reisi oldu. İşte bu Gönenli Mehmet Efendi. Madem ben buranın imamıyım, etrafımda fakir fukarayı aramaya başladım. Dediler ki burada bir ama bir fakir var. Gittim evine. Dedim ki selamun aleyküm. Bir ihtiyacın var mı? Adam dedi ki sana ne? Sana ne? Ya kardeşim, ben caminin imamıyım. Cemaatimin içerisinde fakir fukara var mı? Araştırıyorum. Yardım edeceğim. İhtiyacın varsa. Sen hoca mısın? E hocayım. Sultanahmet'in hocasıyım. Hoca efendi, hoca efendi. Rızkın Allah'tan olduğunu bilmiyor musun? Çek git, ben seninle konuşamam diyor. Allah Allah. Kovuyor adamı. Kovuyor ama pişman oluyor Gönenli de. Ya ben bu adamı üzdüm. Üzdüm. Ertesi gün tekrar birkaç gün sonra duramıyor. Gideyim ben bu adamın gönlünü alayım. Bir de tanışayım bu adamla yani. Sonra gidiyor tekrar, diyor ki kim o? Dün senin kovduğun adamım ben diyor. Ya gene mi geldin sen diyor. Ne anlamaz adamsın diyor. Çek git kardeşim diyor. Benim sana ihtiyacım yok. Ne olur beni affet diyor. Sen beni yanlış anladın diyor. Ben diyor Sultanahmet Camii'nin imamıyım. İsmin ne senindir? Bana diyor Gönenli Mehmet Efendi derlerdi. Gönenli Mehmet hocayım. Demek sen Gönenli hocasısın, öyle mi? Ya iyi ki geldin, ben de seni arayacaktım diyor. Hayırdır? Ey Mehmet Efendi diyor. Ben her gün 2 rekat kuşluk namazı kılarım. 2 rekat kuşluk namazı kılarım. O kuşluk namazının ardından da bir dua ederim. Şimdi namazı kılalım. Duasını beraber yapalım. Duasının arkasından bu hikayenin çok enteresan bir devamı var. Allahu Ekber. Bir mucize, bir keramet. Niyet ettim Allah rızası için. 2 rekat olur, 4 rekat olur, 8 rekata kadar. Kuşluk vakti ne zaman? Saat, diyelim ki bugünlerde güneş kaçta doğuyor arkadaşlar? Güneş 7'yi bulmuyor değil mi? 6 küsur olması lazım. 6:20'de doğuyor. Üzerine bir 50 dakika koyun. 6:20. 7'yi 10 geçeden itibaren güneş
bir mızrak boyu, iki mızrak boyu yükseldiğim kerahat vakti çıktıktan sonra öğleye 20 dakika kalıncaya kadar kuşluk namazını kılabiliriz. Ama tam vakti de 9-10 arasıdır. 9 ile 10 arasıdır. 8.30'da da kılabilirsin, 11'de de kılabilirsin. İstanbul için 12'de de kılabilirsin. En güzel vakit 9-10 arası. Kuşluk zamanı diyoruz. Niyet ettim Allah razı olsun kuşluk namazını kılmaya. Allahu Ekber. Sübhaneke'yi okuyoruz. Euzu Besmele çekiyoruz. Fatiha'yı okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonra Velad Dallin. Gayril mağdub aleyhim velad dallin. Amin. Sonra bir sure okuyoruz. Bu surelerde her şeyi okuyabiliriz. Ancak biliyorsak mesela Kulillahümme malikel mülke tü'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke min men teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzullu men teşâ'u biyedikel hayr inneke alâ kulli şeyin kadir. Âl-i İmran suresinden. Ya da elem neşrah leke biliyorsak bunları okumaya çalışalım. Bunları bilmiyorsak Kafirin suresi de olabilir. Başka sure de olabilir. Bunu okuyoruz. Rüküye gidiyoruz. Allahu Ekber. Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim. Tek başına kılıyoruz. Bunu gücümüz yetiyorsa 5 defa söyleyelim. 7 defa söyleyelim daha güzel olur. Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Azim. 7 oldu. Semiallahu limen hamide. Rabbena velekel hamd. Allahu Ekber. Sübhan Rabbiyel Ala, 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 Sübhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Allahümme affirli, vehdini, verzukni, vafini, verzukni. Allahu Ekber. Sübhan Rabbiyel Ala, 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 Sübhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. İkinci rekata kalktık. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Okuduk Fatiha'yı. İhlas'ı biliyoruz veya ayetin devamını okumak istiyoruz. Okuyabiliriz. Tuhlicul leyle fin nehar ve tuhlicul nehara fil leyl ve tuhricul hayye minel meyyit ve tuhricul meyyite minel hay ve terzuku men teşâ'u bi gayri hisab. Ne diyor orada? Ve terzuku men teşâ'u bi gayri hisab. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Allahu Ekber. Sübhan Rabbiyel Azim, 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 Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Sübhan Rabbiyel Ala, 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 Sübhan Rabbiyel Ala. Üçten fazla söylüyorum ki alışalım bunlara diye. Allahu Ekber. Burada da celsede de duralım. Dualar edelim. Ya Rabbi rızık ver. Ya Rabbi afiyet ver. Günahlarımı affet. Ya Rabbi selamet ver. Bolluk ver. Bereket ver. Allahu Ekber. Sübhan Rabbiyel Ala. 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 Allahu Ekber. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Sonra salli barik. Sonra Rabbena atina fid dünya. Haseneten ve fil ahirete haseneten. Ve kına azabennar. Rabbena gfirli vel valideyye velil mü'minine yevme yekumul hisab. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu namazı kılarım diyor. Bu namazı kılarım. Sonra da elimi açıp şu duayı yaparım. Kuşluk zamanında şu duayı yaparım. Arkadaşlarımız da verebilirse o duayı hep beraber yapalım. Elimizi açalım. Sevgili izleyiciler, sizler de bu rızık duasını. Ya Rabbi, kuşluk senindir. Güzellik senindir. Nimet ve her şey senindir. Eğer rızkım gökteyse yere indir. Yerdeyse çıkar. Uzaktaysa yakınlaştır. Haramsa helal et. Dar ise genişlet. Ve elime ilet Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu duayı yaparım. O gün benim rızkım gelir diyor. Biri gelir, gözleri görmeyen, fakir bir zat, çalışamıyor, engelli. Benim rızkım gelir bu duadan sonra diyor. Yalnız dün ben bu namazı kıldım, duamı yaptım, bana verdiler,
bir kese daha verdiler, bunu da gönenliğe ver dediler. O gönenli sen misin diyor. Ağladım diyor. Aman Allah'ım. Kim beni bilir? Bu amaya benim gönenli olduğumu kim söyler? Bu bir Allah'ın lütfudur dedim. Evet benim, bu abdaciz benim dedim. O parayı aldım, bir daha hayatta hiç parasız kalmadım diyor. Bir daha hiç parasız kalmadım. Gönenli ondan sonra bırak parasız kalmayı. Oluk oluk, öbek öbek dağıtıyordu. Üniversite İstanbul'da okuyup da gönenlinin parasını almamış çok az insan vardır. Camilere gidecek de gönenli ona para vermeyecek. Sabah namazında Fatih Camii'nde hatırlıyoruz. Yüzlerce talebe sıraya girerdi. Gönenli ise şöyle. Paketi tutan burada biri var. Tek başına. 1980. Tek başına. Gelenin eline. Gelenin eline. Elini de öptürmez. Verir. Bakmaz da kaç lira verdim. Al. Al evladım. Al evladım. Herkes orada sanki bursunu alır gibi alır gider. Hayatı böyle geçti. Bu ne büyük bir devlettir. Bu millet yıkılmıyor. Bu millete düşmanlar bir şey yapamıyor. Bu aziz millete kurulan bütün tuzaklar boşa gidiyor. Bu milletin içerisinde gönenliler var. Bu milletin içerisinde Selim Kadıoğlu albaylar var. Bu milletin içerisinde Hasan Danaoğlu albaylar var. Eroğlu erler var bu milletin içerisinde. Güzel insanlar var. Boş değiliz aziz kardeşlerim. Çok güzel insanımız var. Öyle hayır sahipleri var. Öyle iman sahipleri var ki. Onun için bu milleti yıkmak isteyenler, tuzak kurmak isteyenler, hile, hurda, tuzak hepsi boşa çıkacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü Müslümanların son kalesi Anadolu, aziz İstanbul, bunun bayraktarlığını yine yapacaktır. Bütün dünya Müslümanların göz bebeği. Anadolu'muz, Türk insanımız, bu milletin düşmanları kaybedecek, dostları kazanacaktır. Çünkü Rabbim güzel insanlarla donatmış, mayası sağlam bu milletin. İçinden neler çıkmış Mevlana'lar, Yunus'lar, Hacı Bektaş-ı Veliler, Hacı Bayram-ı Veliler, Üftade Hazretleri, Somuncu Baba, neler çıkmış burada, neler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.